Bu evin tarihi yaklaşık 100 yıl önceye dayanıyor. 80 yaşındaki teyzemiz bu evin ne zaman yapıldığını ne kendisi biliyor ne anne babasından onu duymuş. Eski bir ev. Bu Akseki yöresindeki bahsedilen düğmeli evlere benziyor. Araları ağaçla sağlamlaştırılmış evler. Burada doğal bir kovan görüyorsunuz. Kovan ballarının yapılması için. Bu gördüğümüz çoğu zaman kapıların girişlerine yapılır. İçeride de koyunlarımız var. Karşılıklı olarak şunlar dikilir. Aralarına zopa uzatılarak şu zopalar uzatılarak çit yapılır. Hayvanların çıkışını bu şekilde önlerlerdi. Bu ev eski bir ev. Bolasan köyünün eski tarihi evler. Bu ağaçlar şu anda 100 yılın üstünde bu duvardaki ağaçlar. Hiçbir onarım görmemiş. Yukarıda biraz bir teyzemiz yukarıdaki kilim dokuma tezgahını kurmuşlar. Şimdi size o kurulan kilim dokuma tezgahını gösteriyorum. Bu yeni kurulmuş tezgah. Bunu dokuyacaklarını ifade ettiler. Zaten köyde hep yaşlılar kalmış. Köyün genel özelliği bakımından. Ama bir doğa harikası Bolasan Köyü. Muhteşem bir ırmağın kenarına kurulmuş. Sırtını dağlara yaslamış. Çok tarihi bir köy. Bu köyün tarihi hakkında bir çalışma yaptık. Yakında bununla ilgili bir yayın yapacağız. Köyün ismini, kendi ismini veren Ebul Hasan Gazi'nin den dolayı Ebul Hasan'ın E'si düşerek Bolasan ismini almış. Ebul Gazi Hasan Han Selçuklu sultanlarından. Bunlar da kullanılan diğer koşumlar, hayvanların gemlik dediğimiz malzemeleri. Bunlar da demir parçaları. Ev oldukça eski. Tarihi bir ev. Tabi bakıma yeniden restore edilmeye ihtiyacı var. Şu anda da rahatlıkla bir restorasyonla kullanılabilecek durumda köy. Köyün camisi var. Dediğim gibi dağlara yaslanmıştı demiştim. Bakın arkadaki ya dağları görüyorsunuz. Sırtını dağlara vermiş. Önü ovaya almış. Çok bereketli bir köyümüz. Köyde hayvancılık, ziraat ve turizm yapılıyor. Bu köy aynı zamanda Aziz Paulus'un geçtiği yol üzerinde bulunuyor. Arka taraflar Eğirdir'e doğru. Sütçüler Eğirdir'e doğru giden yolun güzergahı üstünde bulunuyor. Bu ev de çok eski bir ev. Bakın aynı bahsettiğim gibi ağaç düğmeli evlerdeki gibi. Bu evde gördüğüm bir özelliği size göstermek istiyorum. Bakın kapıdaki işlemelere bakın. Bakın orada bir damga görülüyor. Size o damga ile ilgili daha sonra bilgi vereceğim. Özel bir damga. Y şeklinde altında bir çizgi. Bir de onun altında damga var. Dikkatle lütfen. Bakın. Bir damga yapılmış. Bu köy Selçuki bir köy. 96-99'da İzmir'deki bölgeye gelerek vefat etmiş Hasan Gazi'nin ordusundan ve kendi ahvadından beyliğinden kalan halkın oluşturduğunu düşünüyoruz.